Malum virüs sebebiyle Anadolu Üniversitesi de kendi önlemleri kapsamında bir çeşit önlemler aldı ve sınavları online olarak yapacak. Tamamen sağlığımız için yapılmış bir hareket arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bazı şeylerden bahsedecek olursak, sınavların gerçekleştireceği elektronik ortama dahil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarlarınız veya tabletiniz veya cep telefonunuzdan giriş yapmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Gerekli teknolojiye veya altyapıya sahip değilseniz çağrı merkezi oluşturuldu. Bu çağrı merkezinden 6, 7 ve 8 Nisan 2020 tarihlerinde randevu alarak size en yakın Anadolu Üniversitesi bürosunda sınava online olarak girmeniz sağlanılacak arkadaşlar. Çağrı merkezi numarası internet sitesinin üzerinde var. Yine ben buradan vereyim. 0850 246 ve 10. Sınav yine üniversitenin resmi web sitesinde yer alan sınav linkine tıklayarak yapılacak. Yine sınav sisteminiz 18 Nisan ve 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında 20 gün boyunca erişime açık olacak arkadaşlar. 20 günlük süreçte sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Sınav süreciyle alakalı şöyle kısaca yine açıklamalar yapmam gerekirse, sınava her zamanki gibi hani sınava gitmeden önce bir sınav giriş belgesi alıyorduk ya, o sınav giriş belgesine girdiğimiz yerde, yani şurada öğrenci girişi yapıp burada TC kimlik numaranız ve şifrenizle erişim sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Tabii ki sınavın olacağı gün, yani 18 Mart'tan itibaren 18 Nisan'dan itibaren sistem açık olacak. Ya Anadolu Üniversitesi üzerinde şuralarda bir yerde muhtemelen olur. Yeni bir link eklenecek. O linkten girip birlikte sınava dahil olabileceksiniz arkadaşlar. Sınavla ilgili yine 20 sorudan oluşacak ve her bir ders için cevaplama süreniz 30 dakika olacak arkadaşlar. Yine rutin herhangi bir okulda sınava giriyormuşsunuz gibi sınava girmenizde fayda var. Yine sınavın sonlanması ile alakalı tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptıktan sonra size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda bu dersin sınavı bitmiştir uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacak arkadaşlar. 18 Nisan'dan itibaren sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle, bu neden elektrik kesintisi olabilir, internet bağlantısı olabilir, her nedense işte internet bağlantınız kesilirse son gün olan 7 Mayıs'a kadar sınava kaldığınız yerden devam etme imkanınız da olacak arkadaşlar. Açıkçası benim de en çok korktuğum olay buydu. Hani sınav sistemine girdiğimde bir teknik sıkıntı yaşadığımda ne olacak diye. Bu sorun da bu şekilde Anadolu Üniversitesi kendince çözmüş. Ancak 7 Mayıs'a kadar sınavlarınızı tamamlamazsanız sınav otomatik erişime kapatılacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecek arkadaşlar. Yine son olarak sınavla alakalı dikkat etmeniz gereken maddelerden bahsedecek olursak, sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi sınavla alakalı böyle bir paylaşım yapmış. Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacak arkadaşlar. Yine her türlü soru ve görüşlerinizi açık öğretimin bulunduğu yerden aosdestek.anadolu.edu.tr üzerinden bildirmeniz yeterli olacaktır. Umarım hepimiz için bu süreç biter ve aslında istemiyorduk ama şu anda istiyoruz. Kaldığımız yerlerde, yani sınıf ortamında sınavlara girebiliriz. Herkese sağlıklı günler.